Merhabalar, ben Emir Kaya. Bugün size Unify ailesinden ve Unify Controller kurumundan bahsedeceğim. Unify'lar iç ortam ve dış ortam olmak üzere ikiye ayrılırlar. İç ortam Unify'ların örnek olarak Unify AP, Unify LR, Unify Pro ve Unify AC'yi gösterebiliriz. Dış ortam ürünlerinde ise Unify AC Outdoor, Unify Outdoor ve Unify Outdoor Plus ürünleri tercih edilmektedir. Unify AC Outdoor ve Unify Pro cihazlarını diğer Unify modellerinden ayıran en büyük özellikleri dual band özelliğine sahip olup yani 2.4 ve 5 GHz yayınlarını aynı anda yapabilmesidir. Unify modellerinin öne çıkan en büyük özellikleri bir cihazın aynı anda 4 farklı SSID yayını yapabilmesidir ve aynı zamanda roaming özelliğine sahip olan bu cihazlar geçişler esnasında herhangi bir ping kaybı olmasını engeller. Unify'ların kontrolünü ise ubnt.com'da bulunan ücretsiz olarak kullandığımız Unify Controller yazılımından gerçekleştirmekteyiz. Dilerseniz kuruluma geçelim. Öncelikle ubnt.com'a girip Unify Controller yazılımını ücretsiz olarak indirmemiz gerekmektedir. Support bölümünde bulunan Download kısmına tıkladığımızda karşımıza UBNT'nin cihazları gelmektedir. Ve platform olarak Unify'ı seçiyoruz. İşletim sistemimiz hangisi ise buradan o Unify Controller'ı indirebiliriz. Unify Controller kurulduktan sonra masa üzerimize Unify simgesine sahip bir program oluşmaktadır. Bu programı çalıştırıyoruz. Launch a Browser to Manage Wireless Network'e tıklayıp Unify Controller yazılımına giriyoruz. Buradan ülke seçiyoruz. Daha sonra Discover kısmında eğer sistemimize takılı olan bir Unify cihazı varsa sistem onu buluyor. Şu anda takılı olan bir cihazımız yok. Bu bölümden ise yaymak istediğimiz wireless ismini ve şifresini yazıyoruz. Password kısmında ise bizden Unify Controller için kullanıcı adı ve şifre oluşturmamızı istemektedir. Kullanıcı adı UBNT, şifreyi de UBNT olarak oluşturuyoruz ve Next diyoruz. Kullanıcı adı ve şifre kısmını girip şimdi Unify Controller'ın arayüzüne ulaşacağız. Cihazlarımızı Access Point kısmından görüntüleyebiliyoruz. Unify cihazlarımız uzun süreli takılı olduğu halde kontrolleri düşmüyor ise firewall'umuzu kontrol edeceğiz. Eğer firewall'umuzda herhangi bir engelleme yoksa bilgisayarımızda bulunan virüs programının firewall'u cihazların gelmesini engelleyebilir. Gördüğünüz üzere cihazlarımız Pending Approval ve Manage by Outdoor olarak gelmektedir. Manage by Outdoor'dan kasıt cihazın daha önce farklı bir controller sisteminde çalıştığını göstermektedir. Öncelikle Pending Approval diyen cihazımızı adopt etmek için adopt butonuna basıyoruz ve bu cihazın connect olmasını bekliyoruz. İlk cihazımız connect oldu. İkinci cihazımız yani Manage by Outdoor diyen cihazımızı aktif etmek için detaylar kısmında Advanced Adoption'a giriyoruz. Burada istediği username ve password daha önce kullanılan Unify Controller yazılımına ait kullanıcı adı ve password'dür. Daha önce kullandığımız yazılımda kullanıcı adı ve şifre UBNT olduğu için yazıyoruz ve adopt diyoruz. Görüldüğü üzere ikinci cihazımız da connect durumdadır. Dilerseniz cihazların konfigürasyonlarına bakalım. Alias kısmından cihazımıza isim veriyoruz. Bu birden fazla cihaz kullandığımızda bize avantaj sağlaması içindir. Radyo kısmından ise cihazımızın 20 ya da 40 MHz bandlarında yayın yapmasını sağlıyoruz. Ve yayın yaptığı kanalı seçiyoruz. Radyo kısmında bulunan TX Power'da ise cihazımıza ait çıkış gücünü ayarlıyoruz. Otomatik bırakabiliriz veya high durumda bırakabiliriz. VLAN kısmında ise oluşturduğumuz SSID'lerden herhangi birini dağıtmak istiyorsa cihazımızı o şekilde ayarlıyoruz. Network kısmına geldiğimizde
cihazımızın statik IP'de mi yoksa DHCP üzerinden mi çalışması gerektiğini ayarlıyoruz. DHCP olarak bırakılmasını öneririz. İkinci cihazımızın da ayarlarını yaptık. Menülere bakacak olursak admin menüsünden Unify Controller'ımızın versiyonunu görüyoruz ve bu kontrollere ait bir backup dosyası almak istiyorsak buradan alıyoruz. Settings menüsüne geldiğimizde ise burada site kısmından ilk kurulum anda gerçekleştirdiğimiz ayarları da değiştirebiliriz. Wireless Network tarafında ise yeni oluşturacağımız SSID'leri gerçekleştirebiliriz. Gördüğünüz gibi farklı tipte SSID'ler ve şifreler oluşturuyoruz. SSID'leri tanımlamaları için cihazlar tekrardan ProEasing moduna geçti. Cihazlarımızın Connect moda geçmesini bekliyoruz. Cihazlarım şu an Connect olmuş durumdadır. VLAN kısmına gelip gördüğünüz gibi cihazımızın dağıtmasını istediğimiz SSID ismini seçebiliriz veya böyle bir seçeneği işaretlemezsek cihazımız belirlediğimiz 4 SSID ile aynı anda yayınlamaktadır. Users bölümünden ise cihazlarımıza bağlanan son kullanıcı cihazlarının MAC adreslerini, aldığı IP adreslerini ve bağlanmış olduğu access point'in ismini görmekteyiz. Access point kısmına tekrar gelip bağlanmış olduğumuz Unify'in Users bölümünden son kullanıcı olarak bağlanmış cihazlar hakkında bilgi edinebiliriz. Blog kısmına tıkladığımızda o cihazı kara listeye alıp bir daha internete çıkamamasını sağlamaktadır. Reconnect kısmı ise cihazı reset etmektedir. Dilerseniz şimdi wireless uplink olarak bu cihazları çalıştırmayı gösterelim. Unify LR modelini wireless uplink olarak çalıştıracağız. Wireless uplink olarak çalıştırmamız için öncelikle cihazımıza LAN bağlantısını yapmamız gerekmektedir. LAN bağlantısını yaptıktan sonra cihazı connect duruma getirmemiz gerekiyor. Connect duruma gelmiş olan cihazımızın LAN kablosunu çektiğimizde görmüş olduğunuz gibi isolated moda geçmektedir. Cihazımız isolated moddayken konfigürasyona girip wireless uplink menüsüne tıklıyoruz ve en yakınındaki cihazı burada otomatik olarak göstermektedir. Select dediğimizde ise cihazımız wireless uplink moduna geçmeye başlamış durumdadır. Görmüş olduğunuz gibi cihazımız connect duruma gelmiştir ve cihazımızın wireless uplink ile bağlandığını belirtmek amacıyla parantez içerisinde wireless yazmaktadır. Daha sonra harita üzerine geldiğimizde karşımıza hazır olarak oluşturulmuş bir AutoCAD çizimi çıkmaktadır. Dilerseniz elinizde bulunan bir AutoCAD çizimi var ise Unify Controller'a yükleyebilirsiniz. Cihazlarımızı tut sürükle yöntemiyle AutoCAD çiziminin üzerine bırakıyoruz. Ve buradan tekrardan cihazların ayarlarını kısa yol olarak gerçekleştirebiliriz. Coverage kısmına tıkladığımızda ise cihazların tahmini olarak kapsayabileceği alanları bize göstermektedir. Wireless uplink olarak çalışan cihazımızın üzerinde frekans dalgalarına benzer semboller gösterilmektedir. Unify'ların AC modellerinde ise şimdilik wireless uplink gerçekleştirilememektedir. Eğer birden fazla cihazımız var ise ve etiketleme yapmadıysak cihazlarımızın konfigürasyon kısımlarına girdiğimizde locate butonuna basar isek cihazımızın gösterge ledleri yanıp sönmeye başlayacaktır ve Unify Controller üzerinde görmüş olduğunuz gibi bize bilgi verecektir. Görmüş olduğunuz gibi Unify cihazlarının kontrolünü tek bir controller üzerinden gerçekleştirdik. Bir başka videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.